Herkes Alevilere, Türkiye'de Alevilere bakışında siyasetin, siyasi partilerin bakışında bir sorun var. Alevileri sürekli tabiri caizse oy deposu isteyen, Alevilerden isteyen oluyor. Alevilerin isteklerini, taleplerini den vurmayan bir süreç yaşıyoruz. Şimdi yerel yönetimlerle ilgili aslında Aleviler birçok yerde de geçmişte siz de genel başkanlık yaptınız, yöneticilik yaptınız Alevi kurumlarında. Aleviler her seçim öncesi nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset, nasıl bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, nasıl bir parlamento ya da nasıl bir yerel yönetimle ilgili defalarca, onlarca kez birilerini, söylemleri dile getirdiler. Ama demek ki Türkiye'de siyasetin ya da siyasi unsurların halen zaman zaman da eleştirdiğimiz işte kurucu akılın etkisinden kurtulamıyorlar. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın diyen Halkların Demokratik Partisi 1 Kasım'da neden bundan vazgeçti? Alevilerin talebini ettik. O 2 günlük çalıştayda cem evlerinin Alevilerin ibadethanesi olması, zorunlu din dersleri, Alevi köylerine cami yapılmaması, Diyanet İşleri Başkanı'nın lav edilmesi, Madı Mahmut Utanç Müzesi ve buna benzer sorunlarını 2 gün boyunca o siyasi partinin en üst yetkilileriyle tartıştı. Aynı şeyi diğer partilere de söylüyoruz. Bakın diğer siyasi partilerin de Alevilerin de bakışında bir sıkıntı var. Yani mevcut iktidar partisi ya da sağ partilerin tekçi, ırkçı, inkarcı partileri saymıyoruz. Onların zaten bakışı belli. Yoksa yani inkar eden, görmemesinden gelen bir anlayışları var. 30 yıllık bir Alevi hareketi var. O yüzden kendimize çok aşırı derecede yük bindirmenin, çok farklı misyonlar yüklemenin bana göre çok böyle zorlama olur. Nedir? Biz 30 yıl önce dernekçiliği dahi bilmiyorduk. Vakıfçılık nedir bilmiyorduk. Kültürümüzde yok. Bugün Sünni vatandaşlarımız 500 yıllık, 600 yıllık vakıfları var. 600 yıllık ticaretleri var. Biz doğru düzgün ticaretle uğraşan bir toplum bile değildik. Ama 30 yıl içinde çok mesafe aldık. Nedir mesafeler? Önce dernekleşmeyi öğrendik. Vakıflaşmayı öğrendik. Binalarımızı yaptık. Ama şu an gözüküyor ki özellikle bu son genel seçimle, son yerel seçimde bizim örgütlenme modelini geliştirip değiştirmemiz lazım. En ufak bir federasyon bile hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde çok ciddi taleplerde bulunup ve bu taleplerin karşılanması için ciddiye alınırken, hani siyasetle uğraşmıyorum ama siyasetçilerin gözünde demek ki biz şöyle gözüküyoruz. Ha bir cami derneği, ha bir cemevi. Yani ikisi de ibadethane. İşte camiciler karışırsa bu işe siyasal İslam oluyor. Siz de bu işe karışırsanız siyasal Alevilik oluyor. Ama biz aynı değiliz. Biz Türkiye'de yaşayan tüm halkların özgürce yaşayabilmesi, başını örten hanımefendinin bile garantisi olma yolunda destek verirken siz böyle değilsiniz. Dünyaya aynı bakmıyoruz. Ama bizi buna mecbur edenler bizi dernek ve vakıf çatıları altında buluşturduğu için bizim dışarıya açılma şansımız pek olmuyor. Ama Alevi örgütlerinin, başkanlarım da burada, Alevi örgütlerinin özellikle bu yerel seçimlerden sonra buradan çıkacak sonuçlara göre çok ciddi anlamda oturup belki 2 gün, belki 3 gün yeni bir örgütlenme modeline gitme mecburiyeti var. Şimdi kondu göçtü, bak ki hala orman işini yapan tahtacılar var. Nerede var? Bozantı'da var, Erdemli'de var, efendim Ortaca'da, Köyceğiz'de var aileler. Şimdi bunların sorunları şu. Bağ kurumuz var. Sosyal sigorta işçilerimizin kurumu var. Ama ormanda çalışan işçilerin hiçbir kurumu yok. Orman kurumu kuracağız. Ne kuracağız? Bunlara kurum lazım. Sosyal güvencesi olan, devletten iş alabilen tahtacıların iş alması lazım. Ve sosyal güvenlikleri olması lazım. Bunun yapılması lazım. Duymuşsunuzdur. Tahtacılar AKP'li oldu, MHP'li oldu. Oldular. Çünkü orman işletmesi AKP'ye üye olmazsan iş vermiyor. Şimdi Silifke'nin bir mahallesinde, köyünde 14 kişi AKP'ye üye olmuş. Fakat köyden oy çıkmamış. Diyor ki ben
biliyor, mitingine gidiyor, yemeklerine katılıyor ama oy verme başka bir şey. Oyunu vermiyor. Vatandaşların sorunları bu. Orman işçilerin sorunu bu. Buna bir çözüm yolu bulması gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Aşkım yaz ediyorum. Eyvallah, çok sağ olun.